Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam kanalından hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mobil cihazınıza ilaç gibi gelebilecek bir ürünü olan Kingston Mobilit Wireless G3 Pro'yu inceleyeceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Oldukça kapsamlı bir teknik tabloya sahip olan ürünün detaylarını videonun altındaki açıklamada da bulabilirsiniz. O kadar uzun ki hepsini şu anda sıralayamayacağım. O yüzden dikkat çeken özellikleri belirtmek istiyorum. 64 GB'lık genişletilebilir hafızasıyla dikkat çekmekte. Aynı zamanda da dahili pili sayesinde 6700 mAh'lik pil sayesinde de telefonlarımızı şarj edebiliyoruz. Bunun dışında birçok formatı da SD anlamında, micro SD kart anlamında da birçok formatı destekliyor. Tabi USB girişinin de hakkını yememek lazım. Neyse lafı bir kenara bırakalım, tasarımıyla devam edelim. Mavi, siyah ve beyaz renginin insanı teknolojiye bağlayan havasını ilk temasla ürünün kutu sunumu ile görebiliyoruz. Ufak bir kutu ile gelen ürün bir avuç büyüklüğünde dikdörtgen yapısıyla bize merhaba diyor. Renk cümbüşünün aksine sade bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Ön yüzeyimiz parlak siyah rengiyle pekişmiş. Ayrıca ledli bildirimlerin bulunduğu bağlantı ve şarj durumu gibi verileri anlayabildiğimiz yuvalara da rastlıyoruz. Çok hafif de olsa marka baskısını görebilmekteyiz. Sert plastik malzeme ile kaplanmış ürünün diğer kısımları ise siyah mat renginde. Görebileceğiniz üzere üründe SD kart girişi ve USB soketine yer verilmiş. Hafıza arttırmak için bu iki soketi de kullanabilirsiniz. Ayrıca telefonunuzu şarj etmek istediğinizde de belleği söküp USB kabloyu bağlayarak 2.0 amper çıkışından Şarj özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Ürün çok yeni olmadığı için USB Type-C ile gelmemiş. Çok yer kaplamayan oldukça ufak bir micro USB ile gelmekte. Aynı zamanda da şarj olmaktı. Kutu içeriği olarak adaptör çıkıyor mu bu konuda bilgim yok ama bu kutudan çıkmadığını belirtmek isterim. O yüzden şarj etmek için 2 amperlik bir adaptör kullandım. Ürünü tam anlamıyla 4 saat gibi bir sürede şarj ettim. Micro USB girişinin olduğu kısımda model baskısı gri tonu ile bize merhaba derken kırmızı güç tuşumuz da dikkat çekmeden geçmiyor. Arka yüzeyimizde ise erişim noktası olarak görev yapmak için konumlandırılmış Ethernet bağlantı noktasına rastlıyoruz. Alt kısımda ise kaymaz plastik ayaklar mevcut olsa da kauçuk ayaklar daha iyi tutunduğu için tercih edilebilirdi. Orta hafiflikte olan ürün tasarımdan ziyade özellikleriyle ön plana çıkabilecek bir kapasitede duruyor. Üst kalite malzemeyle donatılmış ürünün günümüz beklentisi açısından canlı ve hareketli bir tasarım çizgisi izlemesini isterdim. Onun dışında taşınabilirlik anlamında cebimize bile sığabiliyor olması gerçekten hoşuma gitti. Bunun dışında performans ve genel özellikler anlamında neler hoşumuza gidecek görelim. 802.11ac destekli 5 GHz hızlarında Wi-Fi özelliğine sahip bu ürün her formatı destekleyen USB ve kart okuyucu noktası sayesinde takılı bellekleri ağ açarak İçeriklerin telefon veya tabletler tarafından kullanılabilmesine olanak sağlıyor. Diğer bir yandan da cihazınızı yedeklemenize ve aynı zamanda da medyalarınızın A'dan kolaylıkla taşınmasına olanak sağlıyor. Bu da bir nevi klas görevi gören cihaz sayesinde dosyalarınızı sevdiklerinizle paylaşmanızı sağlamakta. Bu ürün sayesinde isterseniz telefonunuzda yer bile açabiliyorsunuz. Son 8211 ac standardını kullanması daha hızlı ve en az gecikmeyle video ya da dosyalara erişim sağlamakta. İyi bir kablosuz ağınız varsa ilaç gibi gelecektir. İster ofiste, ister evde ya da arabada nerede kullanmak isterseniz kolayca cebinizden çıkartabileceğiniz bir anlayışa sahip. Yaptığım testlerde şunu fark ettim. USB 2.0 hızlarında çalışan USB kanadının en azından güncel teknoloji olan 3.1 ile pekişmesini isterdim. İvedilik ve güncellik anlamında daha hoş olurdu. Pil durumu zayıf olduğunda kırmızı bir ışık yakan ürünü uzun süre kullanma fırsatı buldum. Bağlantı tamamlandığında mavi bir ışık yakıyor. Üründe gecikme, takılma ya da kopma gibi durumlarla karşılaşmadım. İki günde bir kere şarj ettiğimi belirtmek isterim. Günde en aşağı 2-3 saat kullandığımı hesaba katarsanız gayet iyi gözüküyor. LG G5 kullandığım için iki kere şarj etme imkanı sunması hoş olsa da hızlı şarj özelliği yok. Birçok platformla uyumlu bir şekilde çalışabilmesi hoş olmuş. Android sisteme sahip telefonuma mobilit uygulamasını indirip cihazı rahatlıkla kontrol edebiliyorum. Sürüm kontrolü, hafıza durumu, ağ ayarları, dosya yöneticisi, yedekleme, video ve müzik erişimi gibi birçok özelliğe erişebiliyorum. Oldukça basit olduğunu belirtmeliyim. 5 GHz bandına bağlanıp keyfini çıkartabilirsiniz. Ethernetle ve şarj aletiyle bir yere sabitlenmeyecek kadar mobil anlamda kolay taşınabilir bir ürün olduğunu belirtmek isterim. Eğer telefonunuzu güvence altına almayı seviyor, telefon ya da tablet kullanırken hafıza sıkıntısı konusunda problemler yaşıyorsanız tam anlamıyla size ilaç gibi gelebilecek bir ürün olmuş. Onun dışında pili sayesinde yanınızda kolaylıkla taşıyarak telefonunuzu iki defa bile şarj edebilirsiniz. Gerçekten bu anlamda hoş bir ürün olmuş. Bugünlük de videomuzun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, paylaşmayı unutmayın.